أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Biz devam ediyoruz. Bakara suresi 26. ayet. وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذ۪ي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ ف۪يهَا اَزْوَاجٌ مُتَحَّرَةٌ وَهُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ İnanıp da yerli yerinde iyi işler yapanlara içinden ırmaklar akan bahçeler olduğunu müjdele. Onlara bu bahçelerin meyvelerinden rızık olarak verileceği zaman bu daha önce de bize rızık olarak verilmişti diyecekler. Halbuki daha önce kendilerine sadece onun benzeri getirilmişti. Orada onların tertemiz eşleri olacak ve içinde de daimi olarak kalacaklar. Şimdi bakalım bu ayete tercümesini. Ve beşir. Ve beşir. Emir kipidir. Müjdele. Ellezine amanu. Kimler? Onlar ki iman ettiler. Yani kelime tercüme edersek. Ama düz tercüme iman edenler. İman edenlere müjde ver. İman edenlere ve amilus salihat. Ve amilus salihat. Onlar salih, iyi ameller işlediler. Yerli yerinde de yazıyoruz. Çünkü her iyi amel her zaman iyi olmayabilir. Yani yerli yerinde yapılırsa ancak o zaman salih amel olarak onu yeni görülebilir. Bu bir terim. Hep Kur'an-ı Kerim'de amanu amilus salihat. Bu beraber kullanılmıştır. İman eden ve salih ameller amel yapanlar, işleyenler. Ve inanıp da yerli yerinde iyi işler yapanlara müjdele. Neyi? Ki, anna ki oluyor, ki şüphesiz onlar için vardır. Ama tabii ki biz cümle içinde bunu ki ile cümle yapmak istemiyoruz Türkçe'de. Ama yine de bunu şu şekilde yazdım. Ki şüphesiz lahum onlar için vardır. Cennatin, cennetler, bahçeler. Cennet aslında bir bahçedir. Bahçe denilir. Tecri akar min tahtiha onun altında. Yani öyle bahçeler ki altında ne akar? Irmaklar. El enharu ırmaklar çoğuldur. Bir de düz cümle içinde diyeceğiz. Yani o bahçeler içinde ırmaklar akar. Kullama, bunu daha önce konuşmuştuk. Kullama ile cümle başlarsa, demek ki her ne zaman bir şey olursa böyle olur. Yani bir şart var ortada. Her ne zaman. Şimdi ruziku, şimdi bu geçmiş zaman planlıyor ama manası böyle şart cümlesi olarak öyle. Ruziku onlara rizik verildi. Yani onlar rizik verildiler. Minha ondan. Yani bu cennetlerden, bahçeden, min semaratin, meyvelerden, risk olarak. Şimdi ruziku risken, onlara rizik verildi. Yani her ne zaman onlara rizik verilecekse, şimdi cennet olduğu için bunu geçmiş zaman değil de gelecek zaman olarak çevireceğiz. Onlara bu bahçelerin meyvelerinden risk olarak verileceği zaman kalu derler, diyecekler. Haza bu. Bu nedir? Ellezi rizikna. Bize rizik verildi. Yani bu bize daha önce de rizik olarak verilendir. Yani ona benzediği için onlar düşünecekler ki bu aynısıdır ama min kablu daha önce. Halbuki Allah-u Teala diyor ve utubi onlara getirilmişti. Ve utubi onlara yani bihi
onlara utu getirilmişti. Muteşabihen onun benzer şeyler dünyada. Velahum ve onlar için fiha orada ya da onda o bahçelerde cennette orada ezvacun eşler. Şimdi bu zevç kelimesi Arapçada yani bizim Urduca'da biz sadece karı için kullanıyoruz. Muhtemelen Türkçe'de de öyledir. Karı için zevç kelimesi ama Arapçada zevç kelimesi hem erkek için yani erkek eş için hem kadın eş için kullanılıyor. Hem karı yani karı koca için yani duruma göre. Şimdi ezvacın zaten onun çoğulu oluyor. Ama burada mesela bunu onlar hani müminler için cennette sadece kadınlar olacak diye çevirmek doğru değildi. Onun için onlar or için orada eşler olacak. Mutahharatun tertemiz temiz. Vahum ve onlar yani müminler fiha onun içinde o cennetlerde halidun daimi olarak kalacaklar. Şimdi halidun da ilginç bir kelime. Halid biliyorsunuz isim de var Halid. Uzun ömürlü, uzun süre kalan. Şimdi müminler için kullanıldığında, çünkü cennet daimdir, onun için biz burada şunu, onlar daimi olarak orada kalacaklar diye çeviriyoruz. Ama bazen aynı kelimesi ya da aynı terim, bahum fiyakaldum, kafirler için de kullanılır. Onun için sırası gelince biz ne diyeceğiz? Orada uzun süre kalacaklar. Çünkü cehennem ebedi değildir. Onun için o şekilde biz onu çevireceğiz. İnnallaha 27. ayet. İnnallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa'amma alladhina amanu fa'ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fa'yaquluna ma'adha aradallahu bihada mathala yudillu bihi kathiran ve yahdi bihi kathira ve ma yudillu bihi illel fasikin. Şüphesiz Allah bir sivrisineğin hatta onun üzerinde bulunanın örneğine ileri sürmekten çekinmez. İnanan da bunun Rablerinden bir gerçek olduğunu bilirler. Ancak kafirler Allah bu örnekte neyi kasteder derler. Aslında O bu örneği vermekle birçok kimsenin doğru yoldan sapmış olduğuna hüküm verir. Birçoğuna ise onunla hidayet verir. O yani Allah-u Teala bu Kur'an ile fasıklar dışında hiç kimsenin doğru yoldan saptığına hüküm vermez. Şimdi inna gerçekten yani şüphesiz Allah la yestahi çekinmez. Yestahi çekinir ya utanır. Ma la yestahi çekinmez. Ay yad riba. Mesela ki o bir örnek versin. İleri sürsün. Düzgün tercüme. Şüphesiz Allah bir sivri sineğin örneğine ileri sürmekten çekinmez. Ma ba'uzatın. Ba'uzatın sivri sinek. Fama fauka ya da üstünde ne varsa, hatta onun üzerinde bulunanın örneğini vermekten de çekinmez. Fa amma alladine, şimdi fa amma alladine, alladine amanu okuduk, iman edenler. Şimdi fa amma ile cümle başlarsa demek ki, hani biz Türkçe diyorsa, yani filan filan söz konusu olunca, yani onlardan bahsedince, yani sırası onlara gelince o şekilde yani sadece mesela tercümede yazdık. İnananlar bunun Rablerinden bir gerçek olduğunu bilirler. Ama fa amma yani iman etmişlere gelince yani bu biraz sanki daha yakın oluyor bu manaya. Fa amma lezine amanu iman etmişlere, iman edenlere gelince söz konusu onlar ise fa ya'lamuna o zaman onlar bilirler. Anna yine ki gerçi yani şüphesiz ki bu el-hakku haktir min rabbihim Rablerinden Rableri tarafından bu bir haktir. Bunu iman ederler, bilirler, farkındalar. Ve amma şimdi yine amma geldi.
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اَلَّذِينَ كَفَرُوا كَافِرler. Şimdi yine fakat kafirler söz konusu olunca, yani onlara gelince فَيَقُولُونَ, o zaman ne yaparlar? Onlar derler maza neye aradı Allah kastetti? Ya da şimdiki zamanı çevirirsek Allah neyi kasteder? Çünkü şimdi derler bihada haza bu oluyor. Bihada mesela örnek, misal. Bu örnek vermekten, yani bu örnekten Allahu Teala neyi kasteder? Allah Teala diyor ki yuzillu bi. Yuzillu saptırmak. O saptırır ama şimdi Allah söz konusu olunca ya fail Allah olunca biz Allah saptırır diyemiyoruz. Çünkü bu doğru olmaz. Onun için Allahu Teala yuzillu bihi doğru yoldan sapmış olduğuna hüküm verir. Yani zaten o kendileri sapıyorlar. Allah Teala bunun hükmünü verir. Yani sonuç çıkarır. Bununla, bu örneklerle kefirin birçok kimsini Allahu Teala bu örneği vermekle birçok kimsenin doğru yoldan sapmış olduğuna hüküm verir. Ve yahdi, hidayet verir. Bununla, bu örnekle ya da bu Kur'an-ı Kerim'le kefirin birçoğuna ve ma yudillu bihi ve Allahu Teala bu şimdi Kur'an parantez için yazıyor. Bu Kur'an ile ya da bu örnekle hiç kimsenin doğru yoldan saptığına hüküm vermez. İlla hariç dışında el fasikin fasıklar yani isyan edenler Allah'ın hükmünden çıkanlar. Onlar dışında kimsenin doğru yoldan saptığına hüküm vermez. Yani tekrar okuyalım bu ayeti tercümesini. Şüphesiz Allah bir sivrisineğin hatta onun üzerinde bulunanın örneğine ileri sürmekten çekinmez. İnananlar bunun Rablerinden bir gerçek olduğunu bilirler. Ancak kafirler Allah bu örnekten neyi kasteder derler. Aslında o bu örneği vermekle birçok kimsenin doğru yoldan sapmış olduğuna hüküm verir. Birçoğuna ise onunla hidayet verir. O bu Kur'an ile fasıklar dışında hiç kimsenin doğru yoldan saptığına hüküm vermez. Bugün iki ayet okuduk. Biraz uzun ayettir. Katılanların sayısı da azdı. İnşallah haftaya devam ederiz. Bugün yüzünden okuma dersi olmayacaktır. Haftaya inşallah yine görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.